Muratkaya kardeşim, Ceyle Belediyesi'ne ait olan bir petrol istasyonunun sözleşmesini bir yıl önceden feshederek 5+1 formülüyle tekrar yenilemek durumunda kalmıştır. Ben bu anlaşmadan, bu sözleşmeden pis kokuları duyuyorum. Bu pis kokuları gidermek için Murat Kaya'ya buradan sesleniyorum. Bu anlaşmanın cevabını ver. Niçin iptal ettiğini, niçin bir yıl öne aldığının cevabını ver. Vermezsen ben bir dahaki seçim konuşmamda sana soracağım. Belediyeye geldiğimde de hesabını soracağım. Belediyeye ait 7 tane belediye otobüs hattı vardı. Bu 7 hat bir şekilde elden çıkarıldı, satıldı. Kaça satıldı? Kime satıldı? Niye satıldı? Bilen yok, şahide var. Onun için çıkıp onu da açıklamak zorundadır. Başkan! Buyurun sen bozacaksın başkan! Çok methetti, çok işler yaptım dedi. Karaçay projesinden bahsetmektedir. 4,5 trilyon lira harcadı. Karaçay projesi çok kötü bir projedir. Mühendislik hesapları hatalıdır. Dere yatağı daraltılmıştır. Zemine akıntısı verilememiştir. Mimari hatası çoktur. Eğer bizim geçmişteki karlarımız, yağmurlarımız yağsın, devreyi sel alır götürür. Eğer sen bir kanal projesi yapmak istiyorsan üşenmeden arabana binip 180 kilometre ilerideki Eskişehir Belediyesi'nin yaptığı Portuk projesini incelemen gerekir. Oradan bir şeyler görüp beğenip onu uygulaman gerekir. Onun için yaptığım bu proje hep almıştır, boşa gitmiştir. Çok methettikleri bir proje daha var. Sakarya'nın en büyük ikinci projesi, 42 trilyon liraya yaptığımız dediği bir yol var. Bu yol Safiköy Akkıda arasındaki 3 kilometrelik yoldur. Bu yol 42 trilyon lira çok büyük bir maliyettir. Dünya ölçeklerinde, dünya standartlarında 1 kilometre yolun maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolar arasıdır. Biz en üst bazdan alsak bile 2,5 milyon doları 3'le çarptığımızda 7,5 milyon dolar yapar. Yaklaşık o günkü kur 1,900'dür. Haydi 2 milyon oldu. 2 lira oldu. 15 trilyon lira eder. Bilemediniz 20 eder. 25 eder. 45'e varma. Ne eder? Bu aradaki fark kimdedir? Kimin yanındadır? Kimin cebindedir? Bunların cevabının verilmesi lazımdır. Başka. 17 Aralık'taki başçalanın hesapları da ortadadır. Yatak odalarından kasalar çıkmaktadır. Para makineleri çıkmaktadır. Bakan çocuklarına, evlerine baskın yapıldığında, polis arama izni gösterdiğinde bir baba bakan çocuğu çıkıyor, diyor ki babasını arıyor. Baba polisler evi bastı. Arama yapacaklarmış. Oğlum evde ne var diyor. Ya baba bir şeyler var diyor. Oğlum ne var diyor. Bir şeyler var işte harçlık diyor. Ne kadar var diyor, ne kadar. 1,2 milyon dolar var baba diyor. Kaybet onları, polisin eline geçmesin diyor, kaybet. Onlar çocuklarına 1,5 milyon doları cep harçlığı verirken sizden sabahları çocuklarınıza cebine harçlık olarak kaç para koyuyorsunuz? Bravo başkan! Ve ondan sonra ne acılır ki tutuklandıktan 20 gün sonra, bir ay sonra hakimler, yasalar, emniyet müdürleri bir gece değiştirerek
mahkemede bu adamlar dışarı salınıyorlar. Durum vahimdir.